Bahçe Delisi'nden herkese selam arkadaşlar. Bugün asmamızı budadık. Asma budama videomuzu da sağ üst köşeye bırakırım arkadaşlar. Oradan izlersiniz. Nasıl budandı ile ilgili. Peki budanan asma dallarını biz ne yapacağız? Gördüğünüz gibi bunları çoğaltma işlemi yapacağız. Yani köklendirme işlemi. Peki ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Şöyle gördüğünüz gibi 1 yaşından büyük ve kalınca dallarımız var. Ve şurada sürgün. Şunlar sürgün dallarımız arkadaşlar. Şimdi bakın yapacağımız işlemi söylüyorum. Şuradan keseceğiz arkadaşlar. Şu kısmı ayıracağız. Ve sonrasında şu genç sürgün var ya şuradaki bakın. Şu genç sürgünü şuradan şöyle bir de şuradan keseceğiz. Yani T olacak. Şöyle kökü, şurası da dalı. Şimdi örnek göstereyim. Bakın yaptığımdan örnek göstereyim. Evet arkadaşlar. Şöyle T. Bakın ne yaptık? 1 yaşından fazla. Yaşı 1 yaşından fazla olan dalı kök kısmı olacak bu arkadaşlar. Şöyle. Bu da genç sürgünümüz. Genç sürgünde de en fazla 3 tane göz olacak. Bakın 1, 2 ve 3. Şöyle. Bakın diğer örnekleri de göstereyim arkadaşlar. Şuradan şöyle. Bunu aslında bu genç sürgün değil. Bunu deneme amaçlı koydum. Bu şurası daha fazla. Mesela 6-7 yaşındaysa burası, 5-6 yaşındaysa burası 2-3 yaşında. Ama biz genelde ne yapmaya çalışıyoruz? Şurası 1 yaşından büyük, 2 yaşında. Şurası da genç. Geçen sene sürgün atmış kısım olursa bunlar daha fazla tutuyor arkadaşlar. Denendi, test etti, onayladık. Şimdi bakın böyle T. Şimdi buradan tekrar göstereyim. Şimdi ne yapacağız? Şöyle 1 yaşından fazla sürgünümüz geliyor. Şuradan kesiyoruz arkadaşlar. Bakın kestik. Şuradan da kesiyoruz. T'yi yapacağız. Bunu da kestik. Şu dal şöyle çıktı. Bakın. Bu dal böyle çıktı. Bu dalı da bakın T burada. Bu dalda bir iki boğum bıraksak yeter bu dala. Şöyle tek elle kamerayı çekiyorum. Maksat faydalı bir video olsun. Çünkü budama zamanı geldi. Geç kalmayalım, insanlara da faydalı bir video yapalım. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi T. Şu uçları alın arkadaşlar. Şunları alın. Bunu suda bekletiyoruz. Bütün işlemi yapana kadar. Şimdi 1 saatlik işlemimiz var. Kalkıp bunu dışarıda bekletirseniz. Bakın şuradan çıkan öz suları var bunların. O öz su kurursa hiçbir anlam ifade etmez. Şöyle atın kovaya, şu kök kısmı suda beklesin. Arkadaşlar asma dallarımızı hazırladık. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size. Bunlar köklendireceğimiz dallar. Arkadaşlar bu köklendireceğimiz dalları siz istediğiniz sayıda ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle bir boya kovasına biraz toprak doldurdum. Ya bunun içine gübre, perlit vesaire işte dere kumu falan filan da ayarlanabilir de. Şu an hani öyle bir imkanım yok. Bir de ikincisi ben şöyle bir şey kullanacağım. Köklendirici toz kullanacağım. Tarımdaki arkadaşa köklendirici toz dedim. Ne bileyim, markasız, modelsiz, hiçbir şey yazmıyor. Böyle bir kutu içinde bana bir toz verdi. Umarım köklendiricidir. Böyle bir şey, marka, model, ne bir şey, hiçbir şey yazmıyor. Dedim nasıl kullanacağız bunu? Dedi suya batıracaksın ilk önce dedi çubuğu dedi. Buna batıracaksın dedi, toprağa gömeceksin dedi. İyi tamam dedik. Aldık geldik. Biraz da çimento tozuna benziyor ama bakalım artık. Eğer siz doğal yollarla köklendirmek istiyorsanız benim bununla ilgili videolarım var arkadaşlar. Sayfamdan bakabilirsiniz. Hani onları da
test ettim ve sonuç aldım doğal yöntemlerle. Asma köklendirme, asma büyütmede faydalı olan tüm yöntemleri ben deniyorum. Bugün böyle bir toz kullanarak yapacağız. Arkadaşlar bunu böyle suya bandırıyoruz. Zaten dibinde su var. Şuna şöyle bandırdık. Bakın. Şuraya şöyle gömüyoruz. Gömdük. Aynı. Şöyle. Şu malzeme arkadaşlar 250 lira. Tarihi söyleyeyim. Bunu belki bir sene sonra izleyecek olanlar vardır. Tarih 24 Şubat 2024. Şöyle biraz derinlemesine yapabiliriz bunlar aslında. Biz şöyle yapalım arkadaşlar. Şu toprağı bir yere aktarayım. Azalttım arkadaşlar. Bunun üstüne toprak koyacağım. Çünkü biraz kökleri derinde olması gerekiyor. Şöyle yapalım. Başlığa çimento tozuyla çoğaltmak mı yazsak acaba? Hani millet böyle alengirli, yalan dolanlı işleri seviyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu böyle gösteriyor. Çimento tozuyla çoğalttık. Halbuki bu adamdan köklendirici diye aldık. Çimento tozuyla alakası yok tabii. Ama marka model yazmıyor. Muhtemelen kendi markası ya da satışı yasak bir marka olabilir. Her şey olabilir. Az kullanalım mı? Biraz pahalı malzeme. Biraz pintilik yapalım mı? Arkadaşlar Şubat ayındayız. Budamayı, ben İzmir bölgesindeyim. Budamayı Şubat ayında yaptım. Şubat'ın sonlarına doğru. Bakın köklendirmeyi de Şubat'ın sonlarına doğru yapıyorum. Bunun sonucunu merak edenler arkadaşlar abone değilse abone olsun. Hani video paylaştığımızda sonuç videosunu, ben genelde sonuç videosunu yorum kısmının en üstüne sabitliyorum. Oradan arkadaşlar, yani beni takip eden arkadaşlar biliyor. Oradan izliyorlar ne olmuş ne bitmiş. Siz de eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Vallahi görüyorsunuz da, yani bir video hazırlayacağız. Sizden önemli değil ama bayağı bir masraf yapıyoruz yani şu yokluk zamanda. Sizin canınız sağ olsun, önemli değil ama işte bir beğenirseniz en azından biz de mutlu oluruz arkadaşlar. Şöyle yaptık. Üçte biri neredeyse bitti ya şeyin, tozun. Neyse. Şimdi şöyle durayım. Şu toprağı bunun içine dökeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bildiğiniz bahçe toprağı bu. İçinde hiçbir şey yok. Düz bahçe toprağı. Hatta fazlası var. Taş, çakıl, makıl her şey var bunun içinde. Öyle perlitti, merlitti vesaireydi. Yani perlit merlit biraz masraflı oluyor arkadaşlar. Bizim amacımız, şimdi adamın imkanı yok. Tamam perlit alırız, sıkıntı yok. Allah'a çok şükür hani alacak şeyimiz var, durumumuz var ama hani adam videoyu izliyor, ya diyor ben perliti nasıl alayım? Adam haklı. Adam gidip perlite para mı versin? Yani insanlar istiyor ki hani doğru, %100 haklı, ben de öyle istiyorum. Hani doğal yöntemler olsun bir. İkincisi de arkadaşlar elimizdeki imkanlarla bir şeyleri yapalım. Tamam her şeyi o zaman gidelim çeliği, hazır çelik malzeme alalım. Her şeye para vereceksek gidelim hazır şey alalım yani asma, köklendirilmiş asma alalım mantık olarak. Biz ne kadar az para verirsek o kadar bizim için iyi. Yani hani paranın muhabbetini yaptığımdan değil, ben mantığımı anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bunları böyle yaptık ama bunları böyle biraz sıkıştırın ki hava almasın. Kaç tane yaptık? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 kök yapmışız arkadaşlar. 18 kökten bakalım kaç tanesi tutacak. Belki de hiçbiri tutmayacak, bilmiyorum. Bazen boş kaldığım zaman bayağı video izliyorum. Yani şimdi yabancılar öyle bir şey yapıyor ki adam ne bileyim dikmiş şeyi, domatesi, bir sürü domates almış. Hem de şeyde 5 litrelik şişede. Ya arkadaşım senin oradan onu alman imkansız. Sen ona hormon bastın. Bütün ilaçları kullandın. Ya öyle olursa ben de yaparım yani. Bizim amacımız bunu doğal yapmak. Şimdi şöyle hazırladık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Buna bir can suyu verelim şöyle en temizinden. Şöyle verdik can suyunu.
Şimdi ben bunlara bir de arkadaşlar bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Bunların tepelerine, şuralarına aşı macunu yapmam lazım. Yoksa bunlar bu suyu, aldığı suyu ya da şeydeki çelikteki suyu sıcak havada buradan buharlaştırıp gönderir. O yüzden biz ne yapacağız? Bunlara bir aşı macunu koyacağız. Bu köklendirme tozunu aldığımda bir tane de aşı macunu aldım arkadaşlar. Şimdi onu da getireyim. Şöyle bir aşı macunu aldım. Markası önemli değil. Sonuçta reklam yapmıyoruz burada. Şöyle içi şöyle. Bakalım. Önceki daha farklıydı. Biraz daha farklı. Kalemle. Kalemle yapıyorum ben. Ya bıçak falan olsaydı daha iyiydi de. Şöyle elimizle yapalım ya. Arkadaşlar şunları da şöyle macunladık mı? Macun bulamazsanız siz ne yapın? Arkadaşlar biraz hamur yoğurun. Hamuru böyle tepelerine sürün. Hamur kuruyunca hava almaz, kaçak olmaz. Hamur olabilir. İkincisi mum olabilir. Mumu biraz eritin. Mumu bunun böyle üstüne koyun arkadaşlar. O da olur. Sıkıntı yok. Ya da aman ben uğraşamam derseniz aşı macunu da alabilirsiniz. Yani ben hazır gitmişken aşı macunu da aldım. Bunların içinde şey de oluyor arkadaşlar, hani bazı ilaçımsı maddeler de oluyor. Yani ne demek bu? Hani mantardı, ıvır zıvırdı oluşmasın diye. Bunu kaç paraya aldım? Bunu 60 liraya aldım arkadaşlar. 60 lira tuttu bu da. Öbürü 250 liraydı. Normalde ben böyle yapay köklendirme möklendirme malzemelerine karşıyım da bir deneyeyim dedim. Arkadaşlar aslında en iyi köklendirici madde biliyorsunuz. Benim videolarda da var, söğüt dalı. Ben onu denedim. Söğüt dalını bekletiyorsunuz arkadaşlar suda. İnce dalları böyle dalları kıyıyorsunuz. Kıydıktan sonra bekletiyorsunuz suda bir hafta falan. O suyu o suyla suluyorsunuz köklendireceğiniz ürünü. İnanılmaz köklendiriyor. Veya aspirin arkadaşlar. Aspirin de güzel köklendiriyor. Haberiniz olsun. Şöyle macunu kapatalım ki kurumasın. Çok açtık hatta. Şuradan az bir şey alsaydık olurdu da. Mavi mavi oldu arkadaşlar. Bu şirinleri de macunladık. Şimdi bunun üstüne bir poşet geçireceğim. Büyükçe bir poşet. Şu oluyor mu bakayım. Elimizde poşet de var. Bakalım. Deneyelim. Tamam oluyor. Arkadaşlar bunu da geçirelim. Hani soğuk havalarda şey olmasın. Gözler kurumasın. Bunu nereye koyalım? Işık alan ama güneşi çok almayan bir yere koyacağız arkadaşlar. Siz de öyle yapın. Asma dallarından köklendirme videomuz bu kadar arkadaşlar. Sonucunu dediğim gibi paylaşacağım yorum kısmında. Beğenip abone olmayı lütfen unutmayınız.